Almanya'da Siemens şirketinin bu yıllık toplantısı 5 Şubat'ta Münih şehrinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı toplantıda Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri dile getirildi. Alman sanayi devi Siemens'in Münih'teki yıllık toplantısında bir konuşma yapan Dünya Uygur Kurultay temsilcisi Asgar Can, Uygurların güncel durumunu anlattı ve Siemens'te işbirliği yapan Çin Elektronik Teknoloji Grubu'nun Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine katıldığını vurguladı. O söz konusu şirket tarafından geliştirilen bir cep telefonu uygulamasının Uygurlara ait verilerini toplamak ve onları kontrol altında tutmak için kullanıldığını dile getirdi. Toplantıda konuşma yapan tehdit altındaki uluslar ve haklar örgütü gibi insan hakları kuruluşları da Alman şirketinin Çin'le işbirliği yaparken insan hakları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Almanya'nın Duisburg kentinde Vanheim Kültür ve Eğitim Merkezi ve Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi'nin ortaklaşa organize etmesiyle Doğu Türkistan için Hayır Kahvaltısı programı düzenlendi. Programda ilk konuşma yapan ünlü ilahiyatçı ve yazar Ömer Döngeloğlu, Uygur kardeşlerimiz acı çekerken bizler buralarda güle kaynaşa oturamayız diyerek herkesi Doğu Türkistan için harekete geçmeye çağırdı. Ayrıca yıllardır Uygurların nüfus sayımı yapılmadığını ve nedeninin ise Çin yönetiminin öldürdükleri insan sayısının belli olması korkusu olduğunu dile getirdi. Ardından Düsseldorf Bölge Başkanı'nda bir konuşma yaparak Doğu Türkistan faciasına karşı sessizliği bozmanın vakti geldiğini ve kardeşlerimize sahip çıkmamız gerektiğini belirtti. Son olarak Doğu Türkistan'ın güncel durumu ve Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi verildi. Programa 200 kişi katıldı. Çok verimli bir program gerçekleşti. ...8 Şubat 2020 Cumartesi günü Almanya Mevlana Camii kurucusu ve eski İmam Hatibi Fahri Özcan Hoca önderliğinde bir ekip Etik'i ziyaret etti. Sohbet sırasında Fahri Özcan Hoca kendisinin küçük yaşlarda Doğu Türkistan davasıyla ilgilendiğini, Doğu Türkistan davasının büyük önderi İsa Yusuf Alptekin'le sohbet ettiğini söyledi. Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi Başkanı Abdülcelil Karakaş da Doğu Türkistan'ın güncel durumu hakkında bilgi verdi ve koronavirüsünün Doğu Türkistan'a olan etkisi hakkında değerli misafirlerle çok ehemmiyetli bir sohbet gerçekleştirdi. Ardından Başkan Karakaş 80 yaşına rağmen Köln'den kendisine ziyarete gelen Fahri Özcan Bey ve ekibine içten şükranlarını sundu. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleriyle 5 Şubat 1997'de 800 kişinin hayatını kaybettiği Gulca katliamı protesto edildi. Avrupa Doğu Türkistan Eğitim Merkezi Vakfı tarafından Dam Meydanı'nda organize edilen eyleme aralarında Uygurlar, Türkler ve Hollandalıların da bulunduğu yüzlerce kişi katıldı. Eylemde Çin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalara tepki gösterildi. Gulca katliamının unutulmayacağı vurgulandı. Çin hükümeti Gulca olaylarının bağımsız kişi ya da kurumlar tarafından incelenmesine halen izin vermiyor. Öte yandan Almanya'nın Brunswick kentinde gençlerin organizasyonunda Çin zulmü ve asimilasyon politikası protesto edildi. Genç kızların haksızlık karşısında susma ve toplama kampları derhal kapatılsın sesleri sokaklarda yankılandı. Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüsünden ölenlerin sayısı 800'ü aştı. Öte yandan ülkede hasta olduğu düşünülen biri ihbar edildiğinde 500 yen ödül verileceği açıklandı. Koronavirüsü salgınının sıfır noktası olan Hubei eyaletindeki hükümet yetkilileri salgının yayılmasını önlemek için umutsuzca çaba harcıyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gittikçe artarken başlatılan yeni bir uygulama dünyayı şok etti. Resmi açıklamaya göre koronavirüsünün bulaştığı ve kendilerini hastaneye rapor eden herkese ödeme yapılacak. Yüksek ateşli hastalara 1000 yen yani yaklaşık 854 lira ödeme yapılacak. Ateşi olan ve hasta olduğu düşünülen biri ihbar edildiğinde de 500 yen yani yaklaşık 475 lira ödül verilecek. Yetkililer bu tekliflerin bugünden 18 Şubat'a kadar geçerli olduğunu bildirdi. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ülke genelinde etkisini giderek arttıran salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 812'ye ulaşırken virüsten etkilenenlerin sayısı 6188'inin durumu ciddi olmak üzere 37.198'e çıktı. İngiliz bilim insanları henüz tespit edilemeyen vakalarla birlikte gerçek rakamın 10 kat daha fazla olabileceğini ifade ediyor.
Kazakistan'da Cuma günü Kazaklarla Çin kökenli Müslüman Dunganlar arasında çıkan kavgada ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Olayların ardından çoğu çocuk ve yaşlı olmak üzere 5000'e yakın Dungan Kırgızistan sınırına geçti. Kazakistan'ın Jambıl eyaleti Masanji köyünde Kazaklarla Çin kökenli Müslüman Dunganlar arasında Cuma günü başlayan kavga kısa sürede geniş çaplı çatışmaya döndü. Geçiş üstünlüğü nedeniyle çıktı ileri sürülen olaylarda 10 kişi hayatını kaybetti. Dunganlara ait birçok ev, otomobil ateşe verildi. Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı talimatıyla olayla ilgili kurulan komisyonun çalışmalarına başladığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Kırgızistan'a kaçan Dunganların evlerine geri dönmeye başladığı kaydedildi.